O zaman abi, alkışlıyoruz buradan beraber. Ali Koç'a bir alkış gönderelim beraber. Recep Tayyip Erdoğan, sen kendi cebinden mi gönderiyorsun bunu? Recep Tayyip Erdoğan'a bakın, Ali Koç'a bakın. Tayyip Bey'le hukukumuzun bittiği nokta çözüm sürecinde başlıyor. Değerli izleyiciler, Yeni Çağ TV'den merhaba. Konuğum önemli bir isim, siyaset adamı, devlet adamı Sayın Yaşar Okuyan. Hoş geldiniz Sayın Okuyan. Hoş bulduk Orhan Bey. Şimdi Yeni Çağ Televizyonu böyle önemli konukları gündeme getiriyor ve günün sorularını soruyor. Süremiz 15 dakika. Hemen sizle bu maske konusundaki görüşlerinizi almak istiyorum. İhale yapıldı. 39 milyon kişiye mesaj gitti cep telefonlarından. Bu da aşağı yukarı 5'er taneden 200 milyon maske demek. İhaleyi kim yaptı, nasıl yaptı, nereden yaptı belli değil. Bu konudaki görüşlerinizi rica ediyorum. Çok meraklısın. Niye merak ediyorsun? Zaten maskeli günlerdeyiz. Bu maske ihalesinin de maskeli bir şekilde yapılması da bir yadırganacak bir taraf var mı sanmıyorum. 18 senedir işin şaka tarafı bir tarafa yapılan ihalelerin hemen hemen büyük bir kısmı ister belediyelerin yaptığı, AKP'li belediyelerin, ister bakanlıkların, şimdi sarayın tek adam rejimine geçtik malum, yapılan ihalelerle kamuoyunun, bırakın kamuoyunun bilgisini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haberi yok. Milletvekilleri soru önergeleri gönderiyorlar, soru önergelerine cevap bile yok. Onun için şu anda bunu hangi yandaşa verdiler, oradan ne kadar paralar gitti, geldi işin öbür tarafı. Ama bir şey bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Bakın dün sabah kapı çaldı. Zaten karantinadayız, 2 aydır sokağa çıktığımız yok. Ben yine apartman görevlisi arkadaş geldi zannettim. Onunla beraber bir genç kurye geldi. Dedi ki efendim dedi, size dedi bu koliyi vereceğim. Ama dedi bir resim çekmemiz lazım. Yani hani teması olmasın diye. Nereden geliyor dedim. Fenerbahçe'den dedi. Aa, ben şeyden bekliyordum. Saraydan bekliyordum sizi. Ben de ay o kadar büyük bir koli. Sarayın öyle Yaşar Okuyan'a o kadar büyük koliyi gönderirse saray yıkılır. Yani, o kadar büyük. Bayağı büyük. Yani gerçekten bakın esas söylemek istediğim şu. Neden gelmiş Fenerbahçe kulübünden bu? Şundan. Bir karar almışlar. Karar almışlar dediğim direkt Ali Koç Fenerbahçe'nin başkanı. Aşağı yukarı bu manada 65 yaşın üzerindeki üyelerin tamamına bir ben koli... de yaşadım. Ben de yaşadım. Ben de kongre evet. Üyesiyim. Ben ya de büyüdüm. 65'i geçtim, büyüdüm. O zaman size de gelecek. Bakın dün geldi diyorum Peyderpey. Ve içinde yani sabundan kolonyaya. Yani fasulyesinden pirincine hatta çok daha ilginç günlük ekmek koymuşlar. O yani normal fırındaki ekmek değil hani siyah ekmeklerden filan. Ya inanılmaz bir şey. Niye inanamayalım bakanım bir dakika. Fenerbahçe Cumhuriyeti demiyor muyuz? Boşuna mı diyoruz? O tamam ama bak inanamadığım başka bir şey. Tabii ki insan onurlandı. Hatırlanmak hele böyle bir günde kendi kulübümüzden doğduğumdan beri Fenerbahçeliyiz. Allah'a şükür ki yine Fenerbahçeli olduğumuzda şükrediyoruz. Yani hele bu jestinden dolayı Sayın Başkanım. O zaman ama alkışlıyoruz buradan beraber. Ali Koç'a bir alkış gönderelim beraber. Ama bu alkışı biraz sonra yapalım. Peki bir daha yaparız. Hayır, şunun için. İçini açtık, baktık. Bir Fenerbahçe atkısı ayrıca koymuş. İki, bir mektup. Esas şimdi söyleyeceğime dikkatinizi sunuyorum. Mektup doğrudan doğruya Fenerbahçe Spor Kulübü adına yazılıyor. Bakın. İşte başkana da bu yakışır. Yani başkan dediğim böyle olur. Gitmedi. Kendi imkanlarıyla bunu yapıyor. Ya. Ben sonra temas ettim. Yakınındaki bir kendisini de aradım. Telefondan ama benim telefonum onda olmadığı için mesaj çektim
dönerse konuşacağım Ali Bey'le. Ali Koç'un yani danışmanıyla görüştüm. Ben dedi rakam vermekten mezun değilim. Fenerbahçe 65 yaşında aşağı yukarı 30 bine yakın böyle üyesi var. Hepsine gönderiliyor peyderpey. Ama dedim onun dışında ihtiyaç sahipleri yok mu? O konuda dedi şu anda bir şey söyleme durumunda değilim. Ama Sayın Koç dedi tahmin edemeyeceğiniz ölçüde derneklerin civarından veya mahalle muhtarlarından elde ettiği bilgilerle binlerce insana bu kolilerden gönderiyor. İçinde Ali Koç yazmıyor. Ya. Fenerbahçe'nin şeyi koyuyor. Ama şimdi, parası Ali Koç'tan çıkıyor. Şahsi parasıyla mı almış? Hayır. Şahsi parasıyla almış zaten. Dikkat evet. edin. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı. Bir ay önce, belki de 35 gün oldu. Çıktı televizyona dedi ki 65 yaşın üstündekiler evden çıkmasınlar. Onlara maske ve kolonya göndereceğiz dedi. Peki. Daha gelmedi. Bana da gelmedi. Bize gelmedi. Gelmesin. Ama önemli olan bir şey şu. Gelenlerin şeylerini gördük. Paylaştılar. Bir şeyin içerisinde bez muhafızanın içinde. Torbanın içinde. Üstünde Recep Tayyip Erdoğan ismi ve imzası var. Senin Recep Tayyip Erdoğan, sen kendi cebinden mi gönderiyorsun bunları? Sen Türk milletinin parasıyla çakaslatıyorsun. Orada Ali Koç denilen adam, Fenerbahçe'nin başkanı, kendi imkanlarıyla binlerce insana ve o kolinin içinde ortalama ben anlamıyorum fiyatlardan ama eşimin söylediği 400-500 lirayı geçiyor. Of, büyük rakam. Evet, evet. Onun için büyük bir koli diyorum. Ve ne yaptık ben onu? Ben o yazılan mektubu aldım. Fenerbahçe atkısını aldım hatıra diye. İçindekileri ikiye böldüm. Poşetlere koyduk. Yakınımızda bildiğimiz iki imkanı olmayan, dar olan, sıkıntıda olan kardeşimize gönderdim. Şimdi bana söyleyin. Recep Tayyip Erdoğan'a bakın, Ali Koç'a bakın. Fenerbahçeli olmaktan 100 kat daha gurur duyuyorum. Ali Koç'a helal olsun diyor. İşte esas. Ben de helal olsun diyorum. Evet. Evet, vallahi işte burada Ali Koç'u alkışladık, Recep Tayyip Erdoğan'ı da alkışlamıyoruz. Yani herhalde bu ona bir mesajdır yani. Ya mesajdır değildir. O saraya kapandığı için artık onun kulakları duymuyor. Hani çok. Sayın Tayyip Erdoğan'ı hatırlayın. Özellikle başbakanlığı döneminde çok sık yaptığı muhalefete bir laf vardı. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın, Cenab-ı Allah'ın en lanetlediği kısım, şey yanlış bir şey söyleyemiyorum, hangi bölümünde olduğuna dair, hangi süre, şimdi yanlış, hep şunu söylüyordu. Kulakları var duymaz, gözleri var görmez. İşte şunu yapmaz ki, bizim müftü arkadaşlarımızın mealinden söylediği Allah'ın en lanetlediği yani oradaki tasvir edildiği o süredeki bir şeydir. Onu kullanıyordu muhalefet partilerine karşı. Hatta ben bu konuyla ilgili Sayın Tayyip Erdoğan'la dava açtı bana. Hem ceza davası açtı. Çünkü niye? Dedim ki ben de bir muhalifim. Siz bana Cenab-ı Allah'ın Kur'an'da en ağır hakaret ettiği bölümü bütün muhaliflerinize söylediğinize göre eğer bunu ben de üzerime alıyorum bir muhalif kişi olarak o zaman siz de dedim dediklerimi söylemeyeyim yerinden dava açmasınlar. Nokta 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 diyelim. Ha, mahkemeye verdi ve gittik. İşte bunun en senin de çok yakından tanıyacağın bir şahidi söyleyeyim avukatımdı. Sayın Mesut Yılmaz'ın Lanap Genel Merkezi'nin baş hukuk başkanıydı. Avukat Erdem Arısoy. Arısoy. Evet evet. Ha, bizim dostumuz kardeşimiz. Tabii tabii. Onunla mahkemeye gittik ki bu tazminat davalarında hep dosya üzerindenmiş.
Hakim hanımdan dedim, ben dedim, bir şey söyleyebilir miyim? Burada dedi şey değil dedi, yani mahkum şeyden bakıyoruz. Çünkü ben ona çok ciddi deliller koyduğumdu. O zaman Kanal Türk televizyonda yaptığım konuşmaydı. İki defa, üç defa. Bir de baktım ki orada üç tane Tayyip Erdoğan'ın adına temsil eden avukat orada. O kadarcık mı? Üç kişi mi tutabilmiş? Parası yok muymuş? Yani ben 50 kişiyle falan geldiler zaten. O zaman başbakanlığı dönemi. Ben de dedim ki müvekkilinize bir selam söyleyin dedim. O dedim beni tanır, ben de onu tanırım. Selam söyleyin. Eğer bu hakareti hala yapmaya devam ederse ben de ona aynı şekilde beni suçladıkları kelimeler ki bir İslami terminolojide çok ağır kelimeler. Öyle hani filan değil. Ve sonunda beraat ettik. Ondan sonra böyle bir tazminat davaları açtıydı. O zaman hepsi iptal oldu. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani doğru değil. İyi iş yapsın. Bakın hiçbir düşmanlığımız yok. Benim hemşerim. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı ta 1976'dan tanıyorum. Birçok iyi işler yapmadı mı? Yaptı. 18 sene iktidarda duran bir parti ve onun lideri hepsi kötü yapacak hali yok. Ama en önemli konularda çözüm süreci gibi ihanet sürecinde Tayyip Erdoğan'a affetmem mümkün değil. Ve giderek gelinen noktada Sayın Tayyip Erdoğan adeta tek adam, şey zaten rejimin adı tek adam oldu. Her şeyi o bilir, her şeyi o yapar, indirir, bindirir. Böyle bir demokrasi yoktu. Buna reddediyorum. Yani böyle bir Tayyip Erdoğan'ı benim monarşi rejimi deniyor buna. Monarşi rejimi, tanıdığı, tek adam rejimi deniyor. Benim tanıdığım Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıdığım süre içerisinde söylüyorum. Çünkü ondan sonra hukukumuz çoktu bunda. Hatta bir şey olarak söyleyeyim. Mesela bir iki arkadaşımızın ricasını ilettim. Yani şey değil, öyle ihale işleri değil de hani işte şahit olarak oğlunun nikahına gelebilir misin falan diye. Mesela Bahçeşehir, isim de vereyim. Hiç öyle bilinen şeyler bunlar. Bahçeşehir Üniversitesi var İstanbul'da. Evet. Onun sahibi benim ta üniversiteden arkadaşım. Şimdi fakat tabii şu anda telefona bile çıkmıyor sağ olsun. Onun oradaki hükümet ve liderlik okulunun açılışına Sayın Tayyip Erdoğan'ı davet ettim. Geldi, açılışı yaptı. Sonra o Bahçeşehir Üniversitesi'nin sahibi olan Enver Yücel denilen çok değerli, gözünün çiçeğinin orta noktasından öptüğüm benim arkadaşım, illa Sayın Başbakan'la bir yemek yiyelim dedi. O zaman Sheraton Oteli vardı Harbiye'de. Sheraton Oteli'nde Sayın Başbakan, Enver ve ben yemek yedik. Yani bu kadar da hukukumuz var. Ama Tayyip Bey'le hukukumuzun bittiği nokta çözüm sürecinde var. Çünkü o zaman ben çok ciddi eleştiri yaptım. Kendisine arz ettim. Dedim bakın yanlış yapıyorsunuz. Çözüm süreci değil bu. Bu ihanet süreci. Ve size yakışmıyor dedi. Benim taradığım Recep Tayyip Erdoğan'a yakışmıyor. Ve orada film koptu. O zaman yarın başka bir konuyla yine devam edelim. Süremizi doldurduk. Çok teşekkür ediyorum hoş sohbet için. Bu arada programı da izin verirsen birlikte Ali Koç'u altına tabii imza atmadığı mektup için ve gönderdiği koliler için, ama sadece Fenerbahçe üyelerine değil, bütün civarındaki tanıdıklarına gönderdiği yardım kolileri için bir kez daha beraber alkışlayarak bitirelim.